Merhaba, ben Öztürk Aslan ismim benim. Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürüyüm. Bağcılar içerimizde 176 tane parkımız mevcuttur. Bu 176 tane parkımızın içerisinde 8 tane nostalji bahçemiz vardır. Bu nostalji bahçelerimizi 22 tane mahallemizde bazı noktalarda yaptık. Ben Turhan Durgut, Bağcılar Belediyesi Ali İzzet Begoviç Sosyal Tesisleri salon şefiyim. İsmim Musa Çelik. İzzet Begoviç Sosyal Tesisinde çalışmaktayım, Bağcılar Belediyesi'nde. Biz sabahleyin 6.30-7 gibi burada oluruz. Hazırlıklarımızı yaparız. 8'de misafirlerimizi almaya başlarız. Alırız, saat 11'e kadar kahvaltımız devam eder. Kahvaltı veririz 11'e kadar. 11'den sonra da yemek servisine geçeriz. 3-11'de işbaşı yapacak olan arkadaşlar gelir. Biz vardiyemizi onlara devrederiz. Ettikten sonra onlar da 11'e kadar burada devam ederler. En güzel şekilde misafirlerimizi ağırlarız. Biz müşteriye hizmet, halka hizmet, hakka hizmet deyip devam ederiz biz. Her gün rutin mesaimiz bu şekilde devam eder. Ali İzzet Begoviç Sosyal Tesisimiz elma bahçesiyle meşhur. Sayın Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir Başkanımız sayesinde 8 tane nostalji bahçelerimizi yaptık. Bununla alakalı da örneği mesela şu anda durduğumuz kayısı bahçesi. Tabii ki bu kayısı bahçesi Malatya yöresine ait. Malatya'ya meşhur ait bir meyvemiz. İsmim Servet Dal. Park bahçelerde görevliyim. Kayısı bahçesinden sorumluyum. Temizliğinden sorumluyum. Vatandaşlardan çok güzel ilişkimiz var. Herkes gelir oturur, kahvaltısını yapar. İsmim Yusuf Ziya Aydın, Bağcılar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde baş şoför artı formen olarak çalışmaktayım. Bağcılar Belediye'mizde 8 tane nostalji bahçelerinden bir tanesi Kiraz Bahçesi. Kirazlı Mahallesi'nde bulunmaktadır. Bağcılar isminin de bağdan geldiği için bu bahçelere çok önem veriyoruz biz. Kiraz Bahçesi de bunlardan bir tanesi. Burada festival havasında açılışlar gerçekleştiriyoruz. Halka açık bir yer zaten. Halkımız da özenle gelip oturup pikniğini yapabiliyorlar. Kiraz hasatı zamanında da güzel bir etkinlik oluyor. Vatandaşlarımızla eğlenerek kiraz hasatımızı da topluyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri ciddi şekilde önemsiyoruz. Bizleri aramalarını istiyoruz. Bizlerle görüşmelerini istiyoruz. Çünkü biz her şeyi bilemeyebiliriz. Ya da her vatandaşımızın aklında değişik bir hayali olabilir, düşüncesi olabilir, projesi olabilir. Bu projelerle ilgili kesinlikle her şeyi düşünerek, bunları proje plan haline getirerek, başkanımızın onayıyla her şey yapılabilir. Bize belediyemiz olarak geri dönüşleri çok güzel. Yani hatta niye 8 tane var, niye bu 10 değil, niye 11 değil, niye 12 değil? Böyle bir görüşleri var vatandaşlarımız. Tabii ki bu nostalji bahçeleri yapabilmemiz için önce ekip lazım. Ekip şükürler olsun bizde var. Hüsnü Aydın. Nostalji bahçeleri daha da çoğalmasını istiyoruz. Burada yürüyüş yapıyoruz, spor yapıyoruz, oturup sohbet ediyoruz. Ceviz bahçesi, ıhlamuru var, çınarı var, gülleri var, süs bitkileri. Kesinlikle memnunuz. Herhalde İstanbul'da en güzel nostalji bahçeleri Bağcılar'da. Fadime Demirtaş akşamları öyle çay içmek amaçlı arkadaşlar veya aile ortamıyla gidebiliyoruz çocuklarımızla. Yürüyüşümüzü yapıyoruz. Allah'a şükür düzenli bir ortamımız var. Belediyemizden Allah razı olsun. Çocuklarımız basket oynasın oralarda mesela. Daha rahatlıkla, daha özgür. Bazen sabah kahvaltısı da olabiliyor. Bugün de arkadaşlarımızla mesela parkta tanıştık, buluştuk, anlaştık. Bugün de böyle geldik. Kısmet sizinle de konuşmak oldu ya. Yani.
Merhaba, hoş geldiniz. Ali Yağı Yanık. Çok güzel buluyorum. Vatandaşlar gelip burada dinleniyor. Hatta Avrupa gibi çaylara oturuyorlar vatandaşlar. Seriliyor, çekirdek falan yiyorlar yani. Bağcılar'da zaten bayağı var ama daha da olsa olur. Bahçe, insanlar evden sıkılınca mutlaka bahçelere geliyorlar. Ailecek. Çocuğun birini gördünüz siz giderken ne diyor? Ben kaydıra gidiyorum falan diye, değil mi? Boş vaktimizde geliyoruz, dinleniyoruz, güneş diyoruz. Tuğçe Kalafat. Çok sevdim, çok hoşuma gitti. Gayet güzel, temiz, ferah, nezih bir ortam. Çocuklarla beraber kahvaltıya geldik. Çocuklar için parkta oynama fırsatı da var. Kesinlikle çoğaltılmalı. Üzüm bahçemizde çok güzel asmalarımız, üzümlerimiz var. Festivaller kesinlikle o nostalji bahçemizin bahçesinde oluyor. Amacımız, hedefimiz nostalji bahçeleriyle ilgili. Öncelik çocuklarımız, gençlerimiz. Restoran var, geliyorlar, uygun fiyatta yiyorlar. Gayet. Yiyoruz yani, gayet güzel. Ama vatandaşlar memnunlar yani, bayağı güzel devam ediyorlar. Şimdi Adıyaman yöremize ait nar bahçesiyle ilgili projemiz hazır, yerimiz hazır. Nasip olursa 9. nostalji bahçemizin nar bahçesiyle ilgili projemiz bittikten sonra değerlendireceğiz. Bundan sonra zaten başka konaklarımız, başka yöresel yerlerimizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz zaten bunları çoğaltmak. Asıl hedefimiz 22 mahalleye 22 nostalji projesi. Yani her ürün, her meyve bağcılarımız bağında yetiştiğini vatandaşımız kendisi görsün. Bunu istiyoruz. Tebrik ediyorum. Allah hizmetlerinin devamını nasip et. Memnunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Bey'den, belediye hizmetlerinden gerçekten iyiler yani. Belediyemizden Allah razı olsun.